Evet, kaydı da başlattık. Şimdi integralden başlamıştık. İntegralde ne yapıyorduk biz? Eğer diferansiyelini alıyorsak sadece integralimizin işaretini kaldırıyordu. ddx yapıyorsak hem integralin işaretini kaldırıyordu hem de dx'i kaldırıyordu ve biz fx fonksiyonumuza geri dönmüş oluyorduk. Sonra bir şeyin integralini alırken belki bir sabit var diye de c ekliyorduk, değil mi? Onu unutmuyorduk. Temel integral formüllerimizde şimdi a sabit bir sayıysa integral a dx ax artı c diye çıkıyordu. Çünkü orada x üzeri 0 vardı aslında. İntegral x üzeren dx'e de x üzeri n artı 1 yani üstü 1 arttırıp o n artı 1'e bölüyor ve de bir c ekliyorduk. Eğer bir c sabit sayımız varsa ve fx integral dx ise o zaman ne yapıyorduk? O c sayısı başa çarpım durumunda alınabiliyordu. Eğer integralin içinde toplama çıkarma varsa ayrı ayrı integrallerini alıp toplayıp çıkartabiliyorduk. 1 bölü x dediğimiz şey aslında ln x'in integraliydi. E üzeri ax artı b şeklinde ise biz ne yapıyorduk? Yine e üzeri ax artı b bölü x'in katsayısı artı c şeklinde çıkartıyorduk. Bunları not alabilirsiniz demiştim. Zaten hani PDF olarak attık ama. İntegral a üzeri x dx. Aradaki fark ne arkadaşlar? Bir tanesi e üzeri ax artı b bir fonksiyon. Burada da bir a sayımız var. Yine a üzeri x olduğu gibi çıkartıyorum. Bölü ln a diyorum. Hocam neden e üzeri ax artı b'de de ln a dememiştik, ln e dememiştik? Çünkü ln e zaten bir aslında söyledik arkadaşlar. Ln e yani şurada bir tane, şurada hemen şeyi çekeyim. Burada aslında bir tane ln e var. Peki burası a üzeri işte mx artı n olsaydı mesela. Hani üstüne de bir fonksiyon olsaydı, mx artı n olsaydı. Ben o zaman ne yapacaktım? Bir kere olduğu gibi alacaktım. A üzeri mx artı n bölü ln a çarpı x'in katsayısı yapıyorduk bakın. X'in katsayısı yapacağım için bir de ne olurdu burada? M olurdu. Tamam mı? İkisi birbirinden farklı kurallar değiller. Bir tanesi sadece diğerinin daha sade halini söylemişiz. Devam edelim. Sinüsün integrali neydi? Eksi kosinüs x'ti. Kosinüsün integrali normal sinüs x'ti. Şimdi sinüs ax artı b şeklinde ise yani sinüsün içinde bir fonksiyon varsa ne demiştik? Önce sinüsün integralini alıyorduk. Eksi kosinüs ax artı b. Bakın olduğu gibi alıyoruz. Sonra bölü ne yapıyoruz? Oradaki ax artı b fonksiyonunun katsayısı olan a sayısına ifadeyi bölüyoruz artı c. Yine kosinüs ax artı b dediğimizde de integrali ne oluyor? Sinüs ax artı b bölü a. Bakın kosinüs 2x'te ne yapmıştık? Sinüs 2x bölü içinin integrali diyebiliriz aslında. İntegrali diyemeyiz, türevi deriz. 2'ye bölüyoruz. Sinüs 4x artı 1 dediğimizde eksi kosinüs 4x artı 1 bölü x'in katsayısı 4. Şimdi şuradan hızlıca devam edelim. Bunu da hatırlayalım. Bakın 1 bölü 1 artı x kare ise biz ne demiştik? Aa, bu ark tanjantın türeviydi, değil mi? Dolayısıyla 1 bölü 1 artı x kare dx ark tanjant x'e eşit integrali. 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare ise ark sinüs x'e eşit. Dx bölü cos kare x 1 artı tanjant kare x'e o da sekant kare x'e integraline. Bu integrallerde tanjant x'e eşitti. Dx bölü sin kare x dersek biliyorsunuz 1 bölü sin kare x aynı zamanda kosekant kare x'e eşit. Ya da 1 artı kotanjant kare x'e eşit. İşte bunların hepsinin integrali de eksi kotanjant x artı c. Şimdi sanki şu soruyu da çözmüştük diye hatırlıyorum. Çünkü burada c'nin bir önemi var arkadaşlar demiştik. Bu sayfayı bitirmişiz herhalde. Şimdi şuradan devam edelim madem. Şimdi integral 4 bölü x artı 1 artı sinüs x artı 1 bölü 1 artı x kare. Şimdi arkadaşlar ne demiştik biz? Ayrı ayrı integral alabiliyorduk toplamada, değil mi? Şimdi şununkini ayrı alayım. 4'üm zaten sabit sayı. 1 bölü x artı 1 ise o da ne olur? Ln x artı 1 olur. Sonra sinüs x'in integrali neydi? Eksi kosinüs x'ti. Bakın ayrı ayrı alabiliyorum. 1 bölü 1 artı x karede neydi?
Arc tanjant x'te. Dolayısıyla bizimki hala belirsiz integral olduğu için artı c diyoruz. Biz şu an belirsiz integrallerde çalışıyoruz. Sadece integral almayı öğreniyoruz aslında. Şimdi bakın burada integral karekök x artı 1 bölü x dx nedir demiş. Karekök x bölü x dx artı integral 1 bölü x diye şunu paydalıyı ayırabilirim değil mi? Payı. Payı böyle ayırabilirim. Dolayısıyla şu x üzeri 1 bölü 2'dir. Altındaki ifade de x üzeri 1'dir. Tabanlar aynı. Bölme işlemi üsler çıkartılır. X üzeri 1 bölü 2'den x üzeri 1'i çıkartırsam x üzeri eksi 1 bölü 2 dx olur. Diğeri de integral 1 bölü x dx. Zaten biz şunu biliyoruz. Bu ln x değil mi? Ln mutlak x bu. Bakın buraya yazmış. Şimdi x üzeri eksi 1 bölü 2 dx'in integrali neydi? Ne yapıyorduk? Üstü 1 arttırıyorduk. Eksi 1 bölü 2'yi 1 arttırırsam ne olur? 1 bölü 2 olur. X üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazdım. Bir de ne yapacağım? 1 bölü 2'ye böleceğim. Birinciyi aynen yazdım. Kök x. İkinciyi ters çevirip çarptım. 1 çarpı 2 geldi. Artı ln mutlak x artı c. Anlaşılmayan bir yer olursa arkadaşlar anında mikrofonunuzu açıp beni durdurabilirsiniz. 3 artı tanjant kare x'in integralini sormuş. Şimdi 3 artı tanjant kare x diye benim böyle bir bildiğim integral yok. Ama biz neyi biliyoruz? 1 artı tan kare x olsaydı bu. Biz bunu biliyorduk değil mi? 1 artı tan kare x'in integralini biliyorduk. Bakın şurada yukarıda göstereceğim şimdi. Tan kare x olsaydı bu. Bakın şimdi. Bak. Nereye yazdık? Şuraya yazdık. İntegral 1 artı tan kare x. Bak neymiş? İntegral 1 artı tan kare x aslında tanjant x'miş. Şimdi ben bunu biliyorum ama benim elimde 3 artı tan kare x var. Ben de onu 1 artı tan kare x artı 2 diye parçalarım 3'ü. Neredeyiz? Buradayız. Bak şurada birazcık daha yukarıya çıkayım. Şöyle yapayım. 1 artı tan kare x dx derim. Tamam mı? Bunu böyle bir yazarım. Ondan sonra bir de derim ki 2 dx derim. Artı hani 1 artı tan kare x artı 2 diye yazarım. Bunu da dx derim. Ayrı ayrı integrallerini alabilirim biliyorsunuz. Bir ifadede toplama çıkarmada istersem ayrı ayrı integrallerini alıyordum. Dolayısıyla 1 artı tan kare x dx'in biz zaten tan x diye integral dışına çıktığını biliyoruz. 2 dx ne olur? Burada x üzeri 0 olduğuna göre üstünü 1 arttırdım. X üzeri 1 bölü 1'den x bir de katsayımız var 2 diye 2x artı c sabitimiz. Tamam mı? Şimdi tan kare x dx diyor. Biz tan kare x'in integralini bilmiyoruz. Biz neyi biliyorduk? 1 artı tan kare x'i biliyorduk. O zaman ben bu tan kare x'te bir tane 1 eklerim. Bir tane de çıkartırım. Sonra şunun integralini ayrı alırım. Tan kare x 1 artı tan kare x dx'inkini. Bak şöyle. Bir de eksi 1'in integralini de ayrıca alırım. Eksi 1, eksi 1 dx diye. O zaman 1 artı tan kare x dx ne olacak? Tan x olacak. Onu zaten şurada da söylemiştik. Eksi 1'in integrali ne olur? Eksi x olur. Artı c. Tamam mı? Yani biz bildiklerimize göre ifademizi ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Oturamadım. Temizle. Temizleyelim. Şimdi cos kare x eksi sin kare x. Bu neyin açılımıydı hatırlıyor musunuz? Trigonometriden. Cos kare x eksi sin kare x aslında kosinüs 2x'in açılımıydı. Peki kosinüs 2x yazarsam şuraya ne olur? İntegral kosinüs 2x dx olur. Kosinüsün integrali sinüstü. O zaman kosinüs 2x'in integrali sinüs 2x bölü ne yapıyorduk? X'in katsayısı yapıyorduk. Bölü 2 artı c şeklinde ifade edebiliriz.
Şimdi bakın. Dx bölü, bu kez bakın bölü de sin kare x çarpı kos kare x var. Şimdi ben böyle bir hani 1 bölü sin kare x çarpı kos kare x'in ezbere bir integral formülünü biliyor muyuz biz? Yazdık mı böyle bir şey? Yazmadık değil mi? O zaman yani burada bizim bir değişik bir şey yapmamız lazım. Bunu biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Normalde burada biliyorsunuz bir 1 var. Değil mi? 1 çarpı dx görünmeyen bir 1 var. Ben bir yerine trigonometrik olarak sin kare x artı kos kare x yazabilir miyim? Sin kare x artı kos kare x nedir? Birdir, değil mi arkadaşlar Pisagor'da? Dolayısıyla ben birinci ifadeyi hatta şurada da paylara ayırırım. Sin kare x bölü sin kare x çarpı kos kare x artı kos kare x bölü sin kare x çarpı kos kare x diye yazabilirim bunu. Doğru mu? Dolayısıyla sin kare x bölü sin kare x çarpı kos kare x yazdığımda sin kare x'ler gider, 1 bölü kos kare x kalır. Sonra kos kare x bölü sin kare x kos kare x yazdığımda kos kare x'ler gider, 1 bölü sin kare x gelir. Şimdi biz artık şunu bir temizleyelim. Hocam burayı baştan anlatabilir misiniz? Ben anlayamadım da tam olarak. Tamam, şöyle yapalım bak. Şöyle yapalım. Önce şunu düşünelim. Mesela benim elimde A artı B bölü C gibi bir ifade olsa, rasyonel bir ifadeden bahsediyorum. Burada yaptığımız şey ne biliyor musun? A bölü C artı B bölü C yazmak. Uygun mu? Uygun bir şey değil mi? Doğru bir hareket bu. Ben bunu böyle yazabilirim. Şimdi biz normalde hocam bu aklımıza nereden gelecek? Aslında bizim problemimiz bu burada. Bakın şimdi arkadaşlarım. Dx bölü sin kare x çarpı kos kare x'i ben gördüğümde paydada yani 1 bölü sin kare x çarpı kos kare x benim böyle bir integral formülüm yok. Ve bak az önce ne söyledim söylerken dx sonuçta zaten normalden biz şuraya yazıyoruz ya dx'i. Şöyle yazıyoruz ya. Burada dx'i görme. Aslında burada ne var? Bir tane 1 var. Doğru mu? Şimdi ben eksi değil tabii şunu yok sayın yani. Dx'i buraya aldım. 1 bölü sin kare x çarpı kos kare x. Hemen trigonometri bilgilerime gidiyorum. Sin kare x artı kos kare x'i 1. O da nereden? Analitik düzlemi çizelim. Birim çemberimizi çizelim. Şurası x ekseni benim kosinüs eksenimde. Değil mi? Y eksenimde sinüs eksenimde. Şimdi ben burada herhangi bir açı şöyle çalıştığımda şurası kosinüs, şurası da sinüs. Sinüs x. Birim çember dedim. Birim çember olduğuna göre bunun yarıçapı da bir birim. Şu küçük üçgenin Pisagor'undan sin kare x artı kos kare x neydi? 1'e eşitti. Dolayısıyla ben şimdi burada bir gördüğüm yere sin kare x artı kos kare x yazıyorum. Tamam mı? Önce bunu yaptık. Burayı anladık mı? Sonra şurada yaptığım gibi bakın şurada yaptığım gibi sin kare x bölü sin kare x çarpı kos kare x artı kos kare x bölü sin kare x çarpı kos kare x yazıyorum. Bak yazayım. Sin kare x. Sin kare x. Süreyi çok takmayalım. Bugün uzun ders yapabiliriz. Sin kare x bölü. Şimdi payda da ne var? Sin kare x. İşte gidecek o. Çarpı kos kare x var ya. Kos kare x var. Şununla şu gitti. Dolayısıyla ne kaldı? Ay yapamadım. 1 bölü kos kare x kaldı. Sonra artı paylara ayırdım ya. Kos kare x yazacağım. İşte aşağıda yine s sin kare x ve kos kare x var. Dolayısıyla kos kare x'ler birbirini götürünce ne olacak? 1 bölü sin kare x olacak. İntegral. Hala bitmedi ama. Sadece ne yaptık biz? Bunu ayırdık. Şurayı bir temizleyeyim. Tamam. Buraya kadar oldu mu arkadaşlar? Yani şu dx bölü sin kare x çarpı kos kare x'i 1 bölü kos kare x artı 1 bölü sin kare x diye yazma işlemi oldu mu? Oldu hocam, anladım ben. Teşekkür ederim. Tamam Hocam canım. Heh. şey önüncü
Öğrenci örneği bir daha söyler misiniz ya da açıklayabilir misiniz? 10. örneği mi? Evet yani dikdörtgen kosinüs 2x şey bu yasa mı şey ablam? Alan değil. Birin yerine nasıl sin kareks kos kareks yazdık? Onu mu Abdülaziz? Evet. Onu. Tamam. Tamam. Şunu bir sonunu getirelim. O tekrar başa dönelim. Şimdi integral 1 bölü cos kare x neydi arkadaşlar? Tanjant x'ti. 1 bölü sin kare x'in integrali de eksi kotanjant x'ti artı c. Bak şimdi. Şimdi arkadaşlarım. Bunu başka nasıl anlatabilirim? Sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu. Başka türlü anlatamam. Tek şeyim bu. Şimdi analitik düzlemde arkadaşlarım. Bakın analitik düzlemde kosinüs eksenimiz, trigonometri için konuşuyorum. X eksenimiz kosinüse denk gelir. Tamam mı? Yazamadım. Kosinüse denk gelir. Y eksenimiz de sinüstür. Şimdi biz normalde mesela sinüs 30, kosinüs 30 falan dediğimizde bak ne yapıyorduk? Şöyle yapıyoruz. Şuradan bir tane dik indiriyoruz. Burada bir alfa açımız oluyor. Değil mi? Sonra şurası da bir her zaman. Çünkü burada bir birim çember var. Bu yarıçap hep bir. Tamam mı? Birim çember olduğu için. Mesela ben şimdi kosinüs alfa dediğim şey komşu bölü hipotenüsten şuradaki yere denk geliyor. Şu uzunluk komşu bölü hipotenüs bölüm 1 olduğu için burası benim kosinüs x uzunluğum. Kosinüs alfa burası benim. Sinüs dediğimde de karşı bölü hipotenüstü. Dolayısıyla karşı bu uzunluk hipotenüse böldüğümde 1. Dolayısıyla şurası da sinüs alfa derecem. Tamam mı? Sinüs alfa dediğim yerde burası. Yani mesela sinüs 31 bölü 2 diyorsunuz ya. Orada 1 bölü 2 olan uzunluk burası işte. Şimdi bu Pisagor teoreminde de biz ne yapıyorduk? Pisagor teoremi bana ne derdi? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir derdi. Şunu demez mi? Burası A, burası B. Unuttuk mu bunları? Burası da C ya hani. Şöyle bir dik üçgende. Ne yapar? A kare artı B kare eşittir C kareydi, değil mi? Pisagor bana bunu demez miydi? Dolayısıyla burada da ne olur o zaman? Cos kare x bunun karesi artı sin kare x yani dik kenarların kareleri toplamı birin karesine eşit. Bakın şu sin kare x artı cos kare x aslında bu neye eşit? 1'e eşit. Bir gördüğünüz yere trigonometride sin kare x artı cos kare x yazabilirsiniz. Tamam mı? Oldu mu? Tamam Bana hocam. en baştan trigonometri anlattıracaksınız bak. Şimdi devam ediyorum. Kaç dakikam kaldı? O 5 dakikam var. Şurayı bitirelim en azından. Sonra bir daha ders açacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunu şimdi kaydederken biliyorsunuz bir süre vaktimiz geçiyor. 4 dakikadan önce de açtırmıyor ya. Ben açtırdığı an tekrar hemen ders açacağım size. Orada çok kısa bir mola vermiş oluruz 5 dakika kadar. Şimdi integral alma yöntemleri. Şimdi diyor ki sen şu ana kadar integral aldın ama tabii bunlar çok basit sorulardı. Biz integral alırken bazen değişken değiştiririz. Bazen basit kestirilere ayırırız. Bazen de kısmi integrasyon yaparız. Ki en önemlisi de bu. Kısmi integrasyon yaparız. Muhtemelen kısmi integrasyonu siz lisenizde görmediniz. Çünkü üniversite sınavından kaldırıldı kısmi integrasyon almalar. Değişken değiştirme ve basit kestirilere ayırarak integral aldırıyorlar size. Ama bizim burada üzerine bir durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi değişken değiştirme neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Hangisinin türevini? Bakın türevini diyorum. Hangisinin türevini? Türev diğerini ya da diğerinin genişletilmiş halini veriyorsa ona U diyoruz. Türevini alarak yerine yazıyoruz. Ne diyorsunuz hocam siz diyorsunuz. Şimdi bakın 12. sorumuza.
İntegral fx çarpı fx'in türevi dx diyor. Bunun integralini al diyor. Şimdi hocam zaten orada türevi var. F'in türevinde x var. Bir de ben onun integralini alırsam dx olur ama yahu bu çarpım durumunda. Ben size şimdi dedim ki toplama çıkarma durumundakini ayrı ayrı integralini alabilirsiniz. Ama çarpım durumundaki bir ifadenin, iki tane fonksiyonun çarpımının ayrı ayrı integralini alabilirsiniz diye bir şey çıkmadı ağzımda. Dolayısıyla bakın burada değişken değiştireceğiz işte. Mesela burada şu fx'e ne yapıyoruz? U diyoruz arkadaşlar. Değişken değiştiriyorum. Sonra U dediğim şeyin, bu fonksiyonun türevini alıyorum. Hep öyle yapacağım. Burada türev var diye değil. Türevini alıyorum. O zaman ne olur? F'in türevi dx, du olur. Tamam mı? F'in türevinde x, dx, du olur. Şimdi yerlerine yazıyorum. Fx gördüğüm yere ne yazıyordum? U yazıyordum. İntegral U çarpı f'in türevinde x dx. Aa, f'in türevinde x dx de benim için du. Çünkü her tarafın türevini aldım. O zaman şu uzun ifadeye de du dedim. U du. Şimdi değişken değiştirmiyor, artık u üzerinden konuşacağım. U du nasıl çıkar integral dışına? U'nun üstünü bir arttırırım. U kare 2'ye bölerim. U kare bölü 2 artı c olur. Sonra tekrar yerine yazarım. Benim u dediğim şey fx'ti. Fx'in karesi bölü 2 artı c şeklinde olur. Var mı sıkıntı? Şimdi birazcık daha böyle yaptıkça bu kafanıza yatacak arkadaşlar. Şimdi bakın. İntegral, şurayı bir temizleyeyim yine ben. İntegral eksi kosinüs, bakın kosinüsün içinde kos kare x var. Gördünüz mü? Hani kos u gibi düşünün. Kosinüsün içinde kosinüs kare x var. Çarpı sinüs 2x dx nedir diyor. Yani ben mecburen şu içerideki açıya bir u demem gerekmiyor mu? Bu ne böyle? Eksi kosinüs kos kare x. Hani f(x) bileşke fonksiyon, hatırladınız mı? Şimdi ben kosinüs 2x'e, şunu şuradan bir kaldırayım da kaç dakika kaldığını göremiyorum. Kosinüs kare x'e u dersem, bak kos kare x'e u dedim. Her tarafın, dikkat et, türevini alıyorum. Her tarafın türevini alıyorum. Türev aldığım için 2 baş ayında kosinüs x üstünden 1'i azalttım. Derece 1 azaldı. Çarpı kosinüsün türevi eksi sinüs x dx du'ya eşit oldu. Tamam mı? Aa, 2 çarpı cos x çarpı sin x değil miydi zaten? Sinüs 2x'in açılımı neydi? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti. Bu eksi sinüs 2x dx'e eşit. Şu eksi sinüs 2x dx'ime kısaca ne diyorum ben? Du diyorum. Buna zaten u demiştim. O zaman kosinüs u du oldu. Kosinüs u'nun integrali sinüs u artı c. U gördüğüm yere de kos kare x'imi tekrar geri yazdığımda sinüs kos kare x artı c şeklinde geliyor. Burada duralım.